Geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Alo, 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 alo. Selam. Sevgili Esra, nasılsın bakalım? İyiyim sevgili Efe, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor Nilo'ya? İdare ediyoruz işte. Şükür. Allah Allah Şükür. ya, bir düşük geldi böyle. Niye öyle? Yok ya, değil aslında. Öyle gelmiştir. Keyifler yerinde diyorsun ha? Aynen öyle. Yayın açtım, iyi olduk. Eyvallah kankası. Eyvallah. Bugün. Chat, siz nasılsınız? Bugün. Chat nasıl? Nasılsınız chat? Efe'nin eski yayınlarını izlerken bilgisayarıma çay döktüm. Onun dışında iyiyim. Bir şey olmaz. Şöyle pirince iyice bir bas bakayım onu. Tamam. Tamam. Reklam izlememek için abone oldum. Yanlış anlama, seni desteklemek gibi bir amacım yok Efe Uygaç. Tamam abi yani ne diyeyim ki yani ne diyebilirim yani bunun. Kitapsız Murat 10 kişiye abonelik hediye etti. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin Murat, eyvallah. İzleyici sayısı 7-7-7. Dürüst, evet, dürüst biri, dürüst biri. YKS'ye az kaldı, panikteyiz. Ne oldu ya, YKS ne zaman abi? Daha geçen girmediniz mi ya YKS'ye? Sürekli bir sınava giriyorsunuz oğlum. Yedi Haziran. Harbi az kalmış ha. Hayat da bir sınav değil midir? Bravo. Bravo. Abi yarından sonra Moti konseri var, fenayım. Nerede la? ZGT söylenmez mi ya? Bir şey anlatmak istemiyorum ki bebek. Ne? Kanka ZGT diye şarkı var da onun sözünü şey yaptım. Hayır, onun ne demedim bak. Buna ne dedim? Olmaz kardeşim. Efe kameraya bakıp göz kırpar mısın? Niye ya? Abi son video çok gerginliği miydi? Sorma ya, çok üstüme geldiler Ay ben izlemedim, seni bekledim. ya. Gerçek Toygaç izleyicisi olarak. Moti yeni albümü beğendin mi? Dinleyemedim ki oğlum, kalkmış bir şey olmuş. Efe dışarıdan söyledin değil mi yemoları? E tabi canım. Ha, Ali'lerin bölümünde mi? Ben yayından önce attığım story'i diyorsunuz sandım. Ali'lerin bölümünde dışarıdan söylemedim. Önce Ali'lerin bölümünde mi başlayalım? Bölümle mi başlayalım? Olur. Bugün oyun oynar mıyız Efo? Ne gibi bir oyun? Bilmem. Nasıl, ne istersen Ya yani. çocukların hepsi Eskişehir'de. Ne bok yemeye gittiler onu da anlamadım ya, neyse. Muti abileriyle vakit geçirmeye gittiler. Ha, Can kıyıcı da gözümden gezma. kaçtı. Çok üzüldüm. Gezmeye gitmişler. Biz de onları çağırmayalım Efe, gidip. Gezmeye gittiler Esat. Gülsen artık amına Tamam koyayım ya. Üç kanka. kere. Kaç kere daha söyleyeceğim ya. Yeterince rencide Evet. Bayağı uğraştırdın beni yani. Tamam. Ali'lerin videosuyla başlayalım o zaman. yayın verir misin? Sana tabii ki yayımı. Yapayım. Oo, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Bu, dur bakayım dur. Ay ne oluyor yukarılarda chat? Ha, o şey ne ya chat? Neymiş o, Sağ neymiş? üstte bir şey var, bak bak. Sağ üstte bak. Ya. Chat'e mi? Ya. Chat'e Ünlem K-Drop tabi. 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 ne? Bizim linke oradan, ha, ona tıklıyorsunuz o yukarıdaki linke. Benden size 50-50 cent hediye. In the club misali. Tamam mı? 50 cent benden size hediye. Oradan takılın işte. O linkle giriş yapıp kaydolan herkese 50 cent. Artı. O dostum. Oo Fırat, hoş geldin. Kasa mı açıyoruz yoksa Tabi K-Drop'tan? tabi 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 tabi.
Bir de üstüne o linkten kaydolup uygaç koduyla kaydolup 5 dolar yatıranlar ay sonundaki 100 dolarlık 5 tane bıçak çekilişine katılım sağlayabiliyor. Duruma göre ben kendi 500 dolarlık skin bakiyemi de sizin bakiyenize eklerim. Oradan 200 dolarlık 5 bıçak yaparız veya 100 dolarlık 10 bıçak yaparız. Beraber seçeriz işte. Siz oradan kafanıza göre bir şeyler yapın. Sadece Soy ve Efe olunca daha samimi gelmiyor mu size? Daha iç içe arkadaş grubu gibi hissediyorum. Evet Sude, bana da bazen öyle geliyor ama şimdi çocuklar duyarsa küseceği için şey yapmayayım. Çok girmeyelim bu Ben konuya. çıkıyorum o zaman. Hayır hayır ya, senlik bir şey yok. Teşekkür ederim. Bu arada Yiğitcan 5. ayını kutlamış. Aylin Mete 2. ayını kutlamış. Serra Nur ve Melisa ilk aylarını kutlamışlar. Meroy 18. ayını kutlamış nice aylara. Mustafa 4. ayını kutlamış. Ceren 3. ayını kutlamış. Hacı Yatar da 9. ayını kutlamış. 9 ay olmuş, doğuracağım demiş. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Nice güzel aylarınıza. Ben geçen 34 kutladım, kimse bir şey demedi. Ayşenur 34. ayın kutlu olsun. E o zaman. Ha. Kapı çalıyor demeyecek kim, değil mi kimse? Çünkü benim kapım ya zaten o videodaki. Sesi geliyor ya arkadan. Efe yayın alo. Ne yayını ya? Discord yayını. Dürbün! Al al tamam. Al Özlenmiş. usta. Merhaba, merhaba. Buyurun, buyurun. Efe'cim direkt böyle geçiyoruz değil mi? Tabii. Alperen'cim nasılsın? Hazır mısın yarışmaya? Her zamanki gibi abi. Vay Efe'me bak be. Şekersiz limonatayı direkt gömmüş oraya be. Vay 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 vay. Bir çıkalım. Ben bir 10 dakika şunu halledeyim, girelim bir olur mu? Çıkalım kayıttan şeklinde miydi? Ha, bu benim aklıma takılır. Sen keyfine bak. Ha, kamera sıkıntıda da o yüzden. Yo sen yo. Takıl ya. Sen keyfine bak. Ben şurada 31 çekiyorum. Arkadaşlar burada kamera gitmişti. Tamam mı? Ve ben çok gerginim. Kamera bozulduğu için. Neyse izleyin, izleyin. Ha, kamera sıkıntıda da o yüzden. Yo sen yo. Takıl ya. Sen keyfine bak. Ben şurada 31 çekebilir miyim? Of acıktım. Ben çok açım ya. Ne var ne yok? Bak böyle komple Efe Paşa'ya ait burası bak. Ne Gel diyorsun gör. ya? Efe Paşa korusu bak. Ah şöyle bir terasım Çok vardı. güzel. Gittim bizi Senin soktun memnuniyetinden çok daha rezidansın işte. güzel. Kankam teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne ya? Sen Sana olarak dedik ki da daha güzel. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Kaçın mı oradan ya? Efendim ne yaptın? Görüşemiyoruz. Kankam ne yapayım? Alper anlat benim niye tadım kaçtığını Bir anlatsana. şey değil, elde Siz ne ara sigarayla takılmaya mı? başladınız ki? Abi şimdi şöyle oldu. Ama benim keyfim ne güzel yerindeydi Ne ya. oldu? Çorba mı yandı? Ya çorba falan yanmadı ya. Ne oldu? Işık Işık lazım lazım oldu. oldu. Ben dedim. İfin çok kaçık ama ya. İlo Baba. Çaça. İsmet. Bu da Batu. Ki bak benim dedim yayın setup'ındaki ışığı sökmeyelim dedim. Sonra sökerken kamerayı... Bir dakika. Enerji. Unutmuşum. Hoş geldin, hoş geldin Osfil. Enerji. Düşürdüm, şimdi kamera Tam çalışmıyor. Efe sökerken kamerayı da düşürdü. Şaka bu herhalde ya. Alperen senin kameranı mı kırdı? Hayır, ben kendi kameramı kırdım. Çalışıyor mu? Tamam. Kamera Allah razı çalışıyor olsun abi. Oh be. Akşam yayınımız aksamadı mı? Ben hemen bir bakayım o zaman. Efe kontrol ediyor Gel sırada. Gel bize bir sonra vampir köylü oynat. Tamam. Abi bu ikisi ise boku yedik, aç kaldık. Şimdi onu diyecektim. Yeter ya. Açız lan. Yeter lan çok anamıza açım ya. Vay amına koyayım, böyle muhabbetler yaptırız mı harbiden ya? Oğlum ben kameradan dolayı gerginim diye içeride böyle hiçbir şey konuşulmamıştır, çekim olmamıştır falan diye düşünmüştüm, biliyor musunuz? Devamı var dostum bak. Dün senden, mesela senden çıktım eve gittim ya. 16.00'da yedim. Bugün yemek yiyeceğiz diye bir daha hiçbir şey yemedim. Hepimizin videosunda götü başı oynuyordu. Yok runner yok bilmem ne yok falan. Bu ne? Bu masa niye mi atamam? Bak tat. Güzel de Ceyhur yer. Gelmişken. Çok ayıp ya. Yemin ediyorum çok ayıp ya. Nasıl ekeriz ya? Şimdi... Hasta lan. Yemek olayını ne yapacağız yemek olayını? Ne yapacağız abi? Ne yaptıysa yiyeceğiz ya. Gel dolabına bak. Efe! Ha? Efe o sırada yayının için. Etsin. Bu şimdi niye Çok sen kasıyor? ya. Bu böyle bir kamera değil. Abi bak görmüyor musun? Şuraya bak abi. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuna bak. Bir de şuna bak.
koyayım ya. 3 sene önceye döndüm işte ya. Ne çaldın oradan? Söyle bakayım. Yok bakıyorum ya, ne var ne yok. Aa, orada bir tane fotoğraf var. Aa. Benim tip diyorum sadece. Mustafa'nın tip diyorum sadece. Mustafa'nın tipe bir fokus atın ya. Kendimi bile geçtim yani. Oğuzhan'ın ablasının düğünü. Ne sarhoş olmuştuk lan. Şu önünde durduğumuz bistro var ya. Şu. Bunu denize attık gecenin sonunda. Bilmiyorum. Eski dostluk. Hey, larda değil dostluk. Hey gidinin. Ulan evlerine saçma varmış. Alertin yeri güzel olmadı ha. Ney, sabah alertinin mi? Evet. Bir de kidrobu da en köşeye böyle yapıştırsan olmaz mı? Oldu mu? Oldu valla. Dilan, ben onu doğuştan daha... Ya ben ne yaptım ya, bir dakika. Evet tamam. Bak sen ne diyorum? Şu videoyu çekelim de sonra ben bakarım. Yapacak bir şey yok. Orayla ilgili ne oldu? Şimdi okey mi? Ne lazım sana? Bilmiyorum işte ne lazım olduğunu. Problem orada başlıyor zaten. İstiyorsan kaydı durduralım, oraya bir bakalım. Acelemiz yok zaten. Acelemiz yoksa bakalım. Yok yok, sen manyak mısın? Elimizden ne geliyorsa yapalım. Arkadaş... Benim gözlüksüz tip desem. Sen teknik bir problem hallediyoruz. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik aşkım. Solmasın hiç neşeli yüzüm. Celal ne şerefine içelim bu aşkın. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik aşkım. Solmasın hiç neşeli yüzüm. Gel hadi şeşeli nef içelim. Bravo bravo, çok komik bir açılış. Hoş geldiniz, hoş vay geldiniz. Hoş geldiniz. Vay 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 vay. Efe be. Vay vay vay. Arkadaşlar. 15 dakika çektik cezaevi ziyareti gibi. Suratımızı s**tin. Kanka sorma. Benim de çok moral yani. Bozuldu. Çünkü hassas bir olay var. Onu halletmekle uğraştık. Halloldu. Abi Allah ne aşkına. Oldu? Bak burada gerçekten bizim milyonlarca açık, insan... Açıkça anlatayım mı? Açıkça anlatayım mı? Anlat anlat. Abi buraya kurulduk ilk başta. Alperen bir anda, bak gülüyor zaten kameralar. Alperen bir anda dedi ki abi ışık var mı evde dedi. Ben de dedim ki Alperen'e. Bak dedim ışık var dedim. Orada dedim hassas bir sistem var dedim. Benim kurana kadar dedim. Bunu dedin. Evet. Baştan uyardın. Enteresan. Ebem dedim. O zaman Alperen dedi ki yok ya sökeriz dedi, iki dakika bir şey olmaz dedi. Zaten hata Alperen'de değil. Hata bende başlıyor. Işığı sökerken elim kameraya çat diye çarptı. Kamera düştü. Hmm. Kamera düştükten sonra bir taktık kamerayı, baktık. Ben yayın açtım az önce bu arada Twitch'te. Duyduk duyduk. Orada bir kasma var böyle kanka. Geç geliyor her şey. Sonra bir söktük, taktik, bir şey yaptık, halloldu şükür. Ve yaklaşık 45 bin kişiye anlık trip attın. Onun kaydı da var bizde. Biz buradan canlı canlı izledik TPS'ler geç gidip gelirken. Kamerada bir sorun var mı? Bakın bir. Sıkıntılı. Ya of. Tamam ben akşama kadar sikmişin biraz. Ne? Halledeceğim bunu bir şekilde, tamam. Kime? Abi canım. Peki bir şey söyleyeceğim. Buraya geleceğinize inanıyor muydunuz? Hayır. Bu videonun çekileceğine inanmıyordunuz. Yok hala da çekilemeyecek gibiydi. Çekilecek dedik ki çünkü ya. O kamera kurtulmazsa Efe'nin morali, Efe'nin suratıyla uğraşılmaz. Alıp gidelim bu evden dedik. Dediniz mi? Vallahi billahi dedik. Yalan yok vallahi billahi. Ya herkes yolunda abi ya. Bak YouTube eski Yusuf. Direkt siktir olup gidecekmiş yani. Tabii canım. Diyor ki bir de 20 dakika unutulmuş mu? Ben mi öyle dedim? Ben öyle dedim ki. Ben 20 dakika unutulmuş mu? Oha ya. Dedim yani. Yapmamışsın. Arkadaşlar tabii ki videonun başında bakın bana eski YouTube skilleri geldi. Bu arada benim geçmiş yaş günüm an itibariyle kutlu olsun. Hoppa! 17 Nisan. He? İyi ki doğdu Ali biçim dedim. İyi ki doğdu Ali biçim. İyi ki doğdu Ali biçim. Ben kutladım mı? Acayip derecede açız hep. Çok, bu sefer gerçekten anasını... E o zaman hadi sofraya. Ve bir yandan... Ben mevsim... bugün oruçluyum sürpriz olsun diye. Ramazan'da sağlıklı bugün oruçluyum. Mevsimlik işi gibi eğer ağzımıza aşk girmezse sevgili arkadaşlar akşamki yayına da çıkamayacağız. Dolayısıyla benim yaşım gereği kolesterolüm düşecek. Doğru. Hemen yememiz lazım. İnşallah. Hadi bakalım, hadi sofraya. Hadi bakalım. Alperen Bey geliyor değil mi bugün Alperenciğim sofraya? Bir şey kırma artık. Cem Kay yok bugün. Irzına geçmesinden çekindiğimiz için çağırmadık evine. Abi iyi yaptınız. falan diyormuş. Evet. Herkes yerini aldıysa arkadaşlar şovumuz başlayacak. Enteresan bir şov olacak çünkü. Bugün çorba olarak benim çok sevdiğim kremalı mantar çorbası. Bu arada adamın enerjisi yerine gelmiş. Kameradan önce... Efendim? Tarih...
Ay aman. Ha, tamam kanka. Tarif versene bize. Tarif? Ha, çorbayı nasıl yaptın? Kanka, mantarları güzelce yıkamadan dilimliyoruz. Kesiyoruz mantarları. Mantarları kestikten sonra kanka, mantarları kenara ayırıyoruz. Suyu kaynatıp hazır knor çabuk çorbayı suyun içine boşaltıyoruz. İnanmıştım ya. 5 dakikada hazır. 3-5 dakika arası yemeğe hazır olan. Böyle değildi. Zaten koyacağım, millet görecek. Kameradan önce böyle değildi. Onu da burada sigarayla pilav karıştırıyordu. Abi bak sana diyorum, hamları sil okuyayım vallahi billahi. Evet, süzme mercimek. Süzme mercimek mi? Yanlış mı duydum? Yani bu kadar götten uydurulmaz ki. Kremalı mantar dedim. Kremalı mantarlı bir çorbamız var. Evet. Şahane. Seversin. Acayip mantarı severim. Mantarı sevmeyen var mı aramızda? Bu arada güzelse severim. Şaka olsun diye söylemedim. Sonra iki... Sonra abi bak, bir güzel etim var. Eti aldım. Tavada şöyle bir güzel pişirdim, kavurdum. Tamam. Sonra et suyunu saldı mı? Tamam. Onun üstüne bir pilavı yapıştırdım. Eder iki dilim kes. Pilav burada hazır duruyor. Bir şablonu bir görelim arkadaşlar. Tamam. Cacık yanında. Yanında cacığımız, kremalı mantarlı çorbamız, tas kebabımız. Şimdi bunu birazdan gireceğiz, ısıtacağız bir tur daha. Ben bunu... Brownie. Wow. İçi aa, çikolata dolgulu. Sen yaptın. Kim yapacak? Ciddi misin? Sen brownie yaptın. Aha. Pekala. Bu arada Alper, sen de bizlerle, ona da bir tane alkış. Yavrum ben seni destekliyorum. Yapma be. Peki, o güzel soru. Şimdi burada tabii aramızda olmayan bir vatandaş var. Şöyle TC kimlik numarasını Cem yazmıyoruz. Hoca. Cem Kay. Penis kolektörü. Cem Kay, ben o... Penis kolektörü. Cem Kay, ben o adamın evine gitmem dedi. Ne? Dedi. Zoom atsana bana orada, bir daha söyle abi. Bu arada bir şey diyeceğim. Senin gerçek reaksiyonun benim de söylediğim ilk cümle. Evet. Ben o adamın evine gitmem dedi. Ne? Ben de ipte gibi anlatıyorum, ben size satayım. Ekmek yiyen var mı çorbayla? Söyleyeceğim, unutmuşum ama. Ben unutmuşum. Ekmeğin de mi ben? Abi. Ben ekmekten puan kırmam çünkü herkes... Suyu son anda hatırladım bu arada. Suyu da, su yoktu evde. Suyu 5-10 dakika kala falan söyledim eve. Herkes ekmeğinde, sen de ekmekten puan kırmaz. Tamam, güzel. O zaman çorbaları doldurarak başlıyorum. Süper. Tamam. Ben burayı kendime ayırdım. Sizleri şöyle masanın başlarına alayım. Hadi bakalım. Bu videoda sevgili arkadaşlar, Efe Uygaş'ın hiçbir eşyasına zarar gelmemiştir ve gelmeyecek. Ne olur sağda solda dönenirken değerli bir eşya kırmamaya özen gösterin. Evet baba ya, yapmayın öyle. Efe'cim ben nereye oturuyorum? Sanırım buraya. Başa. Ha başa. Runner yok. Ha. Abi runner nerede? Bir şey... Toşuya çıktı. Ben size dedim bak arkadaşlar. Benim şakayı... kaynamış ama iyi. Abi runner nerede? Bir şey... Toşuya çıktı. Ben size dedim bak arkadaşlar. Ya o videoda gördüğünüz insanlara inanmayın. Runner edebiyatı yapan arkadaş runner nerede dedi. Bak ya o lan kameraya bakmıyorum artık. Bir Ertan'a bakıyorum, bir Görkem'e bakıyorum ya. Sen çok açsın, ver abi hemen çorbanı koyayım ben seni. Bu arada inanılmaz bir misafirperver çünkü ilk önce bana verdi. Gittiğim yerlerde önce bana vermeyip diğer arkadaşlarıma çorba verenin de tam... Ne demek be? Ay ama öyle yani. Bir önceki videolarda tabii ki arkadaş senin evine gitmişti, kusura bakma. Yok onursuz adamsın. Öyle konuşulmaz. Yeni yaşımla ilgili kim bir şey sormak ister? Yoksa soru hakkınızı siktir edin arkadaşlar ya. O şeyleri geldiğinizde anlarsınız. 40'a az kaldı abi. Ya bu soru ya, değil ki. Çok söylüyorlar ama Mesut, ne yapacağım ya? 37 diyorum abi, 40'a az kaldı. O bak 36'da böyle bir şey denmiyordu. Oha çorba çok iyi. Beğendin mi? Vallahi billahi. Beğendin mi? Çorba bomba. Bu çorbaya bir şey bulanın da ta anısına avradını ya. Ya sen niye bugün geldin? Ama hayır kardeşim, çorba şu an çok güzel. Açız diye değil. Bu yemeğe geçtik hazır mi konuşmaya? Şey geçtik. Hazırdan çıkar mı böyle bir şey ya? Bakayım ayakların yerde. Abi çorba çok güzel olmuş, ekmek yok. Doğru. O konuda hata alayım. Şu an canım benim de ekmek çekti ya. Salata yok. Salata olarak zaten şöyle. Ya ne bu samimiyet koyayım. Yettin be. Vallahi demin ölümden döndük içeride. Su isteyen yani. Varsa su doldurayım. Alperen'cim limonata içer misin? Olur abi. Mesut kardeş sen ne tercih edersin? Ne varsa. Şekersiz değil mi abi? Şekersiz. Efe ben sana misafirliğe gelmiş gibi değil de kurtarılmış gibi hissediyorum. Neden sanki abi? Beni böyle eve almışsınız, yıkamışsınız, yemek yemişsiniz. Niye böyle bir his var içimde? Hepinizde var mı? Ya ben sizi ilk geldiğinizde çok... Bir tık ses. Videoya mı? Hı hı. Tamam.
Gerginliğim ya, acaba bir çekince mi oluştu? Sanırım sahiplenilmiş gibi. Benim bardak evet. Guinness bardağı. Yoktun abim. Aynı birbiriyle aynı bardak yoktu. Bir şey diyeceğim. Hakikaten kremalı çorba çok iyi. Fransa'dan bir şeyler getirmedin mi abi? Yemek bazında mı? He, masaya böyle. He, diyor ki bir kere bilenmiş. Bir baget ekmek mi isterdi acaba? Fransa'ya gittin kardeşlerine. E madem böyle de bir davet olacak baba. Neden bir şey getirmedin? Fransa'dan ne getirdin? Kendimi. Hiçbir şey. Bak şimdi bir eşofman takımı ya, ciddi olur. Ciddi olamazsın. Krampon Fransa'dan olur. Bize bir şey getirmedin mi? Halı saha ayakkabısı. Orospular. Orospular. Fransa'dan bize bir şey getirmedin mi? Halı saha ayakkabısı. Abi o olaylı gece. Benim o güzel sokaklar anılıyor. Ne oldu ki? Ne oldu o gün? Bize biraz anlatsana. Senle neden vampir köyle oynamadılar? Gerçekten ya. Çok isterim. Ve en çok merak ettiğim ne biliyor musun? Hasancan Rainman'e gerçekten sen bir şey yapıp bir kayboluyorsun dedim abi. Hasancan Kaya'yı da abi onunla biraz sohbet ettik. Bana şey diyor ya oğlum diyor sen diyor tam olacağın bir şey yapacaksın diyor. Evet. Ben olsam mesela o yayından sonra çekerdim Rainman'e kenara. Sorardım abi böyle bir şey gerçekten yaşandı mı diye. Sen makyaj mı yaptın lan? Gözlerin altı pırıl pırıl parlamıyor mu? Yok abi valla. Ana yemeğimize geçiyoruz galiba. Ana yemeğimize yavaştan bitirdiyseniz çorbaları. Ben okeyim. Ben yiyordum ama önümden alınıyor şu an. Yok okeyim. Abi yok olur mu? Mesut dik yo, abi. Yok al dik. Al Efe. Al önümden al. Hayır abi. Lütfen ye güzel güzel sen. Ben burada iş misafirperverliğe girince eğer benim misafirimse karşımdaki insanlar. Ya yorumlara yazmışlar bu arada. Efe hemen orada sudan geçiriyor ne tatlı çocuk diye. Ben harbiden neden yemek tam olarak bitmeden sudan tabak geçirmeye başlıyorum ya. Çok ayıp misafire. Farkında değildim ha. Yani nasıl söyleyeyim şakaya falan bile odaklanmadan onların memnuniyetini düşünüyorum. Yalnızca hizmet enteresan. Kesinlikle. Güzel ama çorba çok güzel. Ya Allah rızası için ya. Gerçek olasılık ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Alperen 31 puan. Cem Hoca 31 puan. Bunun sebebi 4 kişinin değerlendirmesi. Şimdi ben nasıl mesela değerlendirileceğim? Hallettik. FaceTime'la Cem Hoca bağlanacak bize. Öyle mi? Tamam. Harbi mi gelmek istemiyor oğlum bu herif bu kadar? Böyle yaparız diye düşünüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Neden istemedi abi beni? Onu Ala biliyor. Özel abi konuştuk. Arayalım sonra. Ara sorma bana. Ara sor. Arayalım soralım. Davet edilmedim gidecek. Ya şöyle söyleyeyim. Cem Hoca büyüğüm. Hani bir yanlışım olduysa ne ben büyüğü, de... Ne büyüğü 92'ler. Numaram çıkıyor ama bak kekleyeceğim. Merhabalar kolay gelsin. Merhabalar hocam. Akbank borç kapatma servisinden arıyorum. Cem Kay değil mi? Şakaydı Cem Hocam. Şaka. Hemen en yakın stajyer avukat arkadaşınızı aramayın. Cem Hocam şu an sevgili Efe Uygaç'ın evindeyiz. Mesut Şantomay. Kendisini Alperen Gümüşsoy'un yeğeni diye tanıtan bir arkadaş ve Efe Uygaç'la birlikte video içindeyiz. Ve sevgili Efe... Abla neredesin? Batgullüm var but. Dur oğlum ya. Cem Hoca nerede diye sizi aramamızı istedi. Hocam çekimlerdeyim ya o yüzden katılamadım. Yoksa Efe'nin yaptığı yemekleri çok merak ediyorum. Gelmek istiyorum. Yalancı Cem, yalancı Cem, yalancı Cem. Ben o adamın evine gitmeyeceğim dedi. Hocam dedim şaka yapıyorsanız söyleyin çekimi bugün yapacağız. Dememiştir ya. Ben gitmek istemiyorum dedi. Abi Cem Sergen'le çıkmaya başladığından beri bir garip. Öyle deme yanlış anlaştı. Video çekmeye ya da video çıkmaya başladığından beri öyle deme. Sergen? Beraber köfteci Sergen Trakyalı. Aa. Tabii o da büyük götçü. Soruyor mu lan? Daha bizim şirketimiz. Ya videoyu izleyenler ne içmiş falan diye soracaklar arkadaşlar. Ne içebiliriz ki? Baksanıza bitti zaten. Dur artık. Cacığımız geliyor bak cacığımız. Bu arada ben Efe kardeşime kalkıp yardım etmek istiyorum. Lütfen hiç gerek yok. Ben mutfakta abi, yalnız çalışmayı severim. Enteresan. Okey. Şöyle sizinle başlayalım hocam. Aa kuru cacık ve kül bastı. 10 dakikada bir tadınca koydu. Ya sen de orospu bir şey çıktın. Dönüp bunun adamı bokluyor 2 dakikada bir oğlum. Hani dostum cacık kardeşim. Cacık için ayrı bir kaşık var. Ne mavra döndürüyorsunuz aranızda ya. Ya dönüyor sürekli bir şey söylüyor hakaret ediyor. 10 dakikada önce tamam. Getirdi bilmem ne oldu. Bir şey diyeceğim. Ya ben de bilirdim Alperen senin gibi ortaya bir tane tepsi yapayım. Onu alayım ortaya koyayım. Yiyen yesin yani. Herkes kolaya kaçtı. Biz şurada servis yapıyoruz.
Hiç mesela böyle aranızda böyle azıcık mizahı kısıp mesela iklim kriziyle ilgili hiç konuştunuz mu? Niye konuşayım Besil Greta'yla? Neden? Yani oğlum Allah ne mavra döndürdünüz? Ben döndürmedim. Döndü adamın işini bokladı. Dedi ki abi bu pilavı da bir saatte anca yaptı. Ya arkadaşlar zaten artık Alperen paçasını düzeltmiş. Belli ki bir modacı bir arkadaşı var. Ali TV. Alilerin Mesutların videosuna gidiyorum. Beni bir giydir falan diyor büyük bir iş. Artık Alperen'in foyası da meydana çıktı. O da rahatladı. Hiç yerel TV'de çalışmayı düşündün mü? Pilav nasıl? Bak ama sende bir... Ya kere... hayır ya! Hayır ya! Rahatladı. Hiç yerel TV'de çalışmayı düşündün mü? Pilav nasıl? Bak ama sende bir kere sofra adamı yok. Nedir? Çok biz yapsaydık kötü. O kaşık... Ne? Samimi söyle. Mesela bunu Alperen yapsaydı beğenir miydin? Vallahi pilav güzeldi lan. Vallahi güzeldi. Tamam, beğenmediğin bir şey olur muydu peki? Benim kendi yaptığım... Hayır. Çıkla şu an çoktan gözlerimiz oyulu vermişti. Efe dostumuz daha sofraya oturmadan. Ya sıkıntı yok Alperen'in ya. Alperen'in daha yeni yayın önüne nen. Sen niye kaşığı daldırdın? Arkadaşım belli ki bir şeyin gazına gelmişsin. Kavga etmek istiyorsun benimle. Yo yo ben yemek yemeye geldim. Önüme düşecek ya. Birkaç tane et parçası ve birazcık pilavı önüme düşmesin diye aldım avucuma, avucumdan yedim. Kim yaptı ben yapmadıysam? Kim yaptı? Nereden biliyorsunuz lan? Sataşacak başka bir şey bulun arkadaşlar. Vallahi billahi benimle uğraşmayın. Oo çok güzel. Kaz yumurtası nasıldı ama? Şunu kaz yumurtası çok iyiydi ya. Sen hala Cem'desin. Sen bir Cem'den kopamadın ya. Her gün beraberiz abi. İş arkadaş. Bak bakayım bu hikaye nereye evrilecek. Her gün beraberiz abi. Beli yerden kalkmıyor abi. Evelallah abi. Ben Efe'yi bekliyorum. Efe masaya kolpa bir kahkaha çok attı. Çok affedersin. Onu da söylemek üzere. Abi ben şimdi ifşa ediyoruz. Attı bir tane ortaya. Mesut Efe'nin geldiğini görmedim. Ben o yayına kalırsam beni s**sin. Bir tane attım ağzıma kusura bakmayın. Nasıl et? Çok iyi değil mi? Abi et yıkılıyor. Şaheser. Çok teşekkür ederim. Ev sahibi gelseydi bekleseydik. Ya içinden o gelene kadar ılınma süresini düşünüyorsun. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeyim buna ben tek atarım. İlk senin eve geldiğimiz videodan beri kanalın kaç abone aldı? 2000. Değiyor mu 2000 abone için şu yaptıklarına? Onun için gelmiyorum ki. He? Onun vallahi Ali abi istedi diye geliyor. Ben mi? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bakın şurası var ya. Kolonun köşesi. Arya yedi burayı. Arya kemirdi, kemire kemire yedi burayı duvarı. Çok ulan kimse, bence Efe'nin de bizim geleceğinde... Ne oldu oğlum? Tepeleme pilav ne oldu? Bize bu kadar kendine tepeleme. Ama bir şey diyeceğim. Efe, şimdi gergin insanın şekeri artar diye biliyorum. Sorayım mı ChatGPT'ye? Sal abi onu, sal. Soruyorum. Aynen, aynen boş ver abi. Hayır soruyorum ya, bir dakika. Aynen. Doktor arkadaşım vardır, ona soralım. Vay 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 vay. Kolay gelsin. Lan bir dakika durun ya. Aptal gibi kolay gelsin dedim ya. Yapay zekayla mı konuşuyorsun? Evet bir dakika. Selamlar. Gergin insanların şeker seviyesi artar mı? Bu yanlış bir bilgi olabilir ama. Gergin insan yemek yemeden önce... Porsiyonlar şaka mı derken fazla mı az mı? Bence gayet iyi porsiyonlar. Sadece bir tabakla şekil verilebilirdi. Önce hangi duygulardan yoksun kalır? Yeni arkadaşı. Her gün 5 saat muhabbet ediyor. Ve en son artık hani psikoterapiye falan dönüştü iş. Bilmiyorum. Bir hör muhabbeti olacak gibi. Hazır mısınız? Kafayı bozacaksın gibi onunla. ChatGPT epey analiz ediyor. Tuz var mı? Yerindeydi. Ben senin tarafındayım. Hazır mısınız? Sana da yorum attıracağım. Elden şey yapabilir misin? Abin sana ne güzel bir soru soruyor. Elden şey yapabilir misin abicim dedi. Sana cevap vermedin. Özür dilerim. Efe verdi mi kaçırıyor yoksun bu? Biraz tuz yok sanki ya. Ben biraz tuzu seviyorum galiba. Mesut'un şakası çok komikmiş lan. Şimdi duydum. Ondan senin tuzsuz yaptığından değil anladım, yani. Anladım. Stres veya ben gerginlik durumunda severim. Demek ki biraz az koymuşum. Ben de ekleme yapayım. Stres hormonlarını salgılar. Bu hormonlar kan şekerini artırmak için karaciğerin daha abi, fazla doğal, glukoz bu, üretmesine bu. Neden oluyor. Bu süreç ya. Vücudun stresli bir durumla başa çıkması için Efe, enerji sağlık. Sağlamak amacıyla abi, gerçekleşir. Güzel dolayısıyla mi? Evet, gergin insanların kan şeker seviyesi artabilir. Gergin insanlar... Yiyorlar işte patır kütür. Yemek yemeden önce bazen açlık duygusunu hissedemeyebilirler. Çünkü stres ve gerginlik sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir ve iştahı baskılayabilir. Ayrıca stres altındayken insanlar rahatlama ve mutluluk abi, ne hissi yapıyorsun gibi... Ya? Dayım direkt kaya tuzu olarak verseydin de onları ötseydi. Ayıp ediyorsunuz. Tuzla doldurmakla uğraşacağım adama hızlı bir çözüm sunmak için yaptım onu.
yapılabilir. Ayrıca stres altındayken insanlar rahatlama ve mutluluk abi, hissi gibi. En azından birine saldıracaksak bilimsel saldıralım dedim. Tek amacım buydu. Helal olsun. Altın evet. Çocuk da içeride. Ona yemek verdiniz mi? Çağıralım. O da buradayız. Mesut sen çok açtın. Hiç yemiyorsun. Kötü yiyoruz efem. Çatıştırdan. Sana bir şey diyeceğim. Hakikaten eline sağlık vallahi ya. Vallahi beğendin mi? Vallahi içimden bir ses birinci olacaksın gibi geliyorum. Benimkinden taş çıktı. Yapma be. Şimdi Efe daha benim yemeğimi yemedi. Hakikaten yemedim. İşin ilginci yıllardır Mesut Şantom'un yemeğini de yemedik. Benim yemeğimi kimse yemedi. Ben size... Var mı öyle bir şey peki senin yemeğin diye? Yok ama öğreneceğim sizin için. Payela yapacağım size. Ha, görürsünüz. Arkadaşlar size bir sofra hazırlayacağım. Ama ben hazırlayacağım. Peki benim sürprizi görün. Benim sürprizde... Efem sürahi viski sürahisi gibi ne yaptım viski... Gerçekten viski karafı bu arada. Evde sürahi olmadığı için 0.5'lik şöyle su vermek istemedim. Ona doldurdum mecburen. Söyleyeceksin oğlum. Hayır canım, sürpriz etabında finalde. Bakalım bugün Efe Uygaç'ın bize bir sürprizi var mı? Benim sürprizi şimdiden bekleyin. 4 tane eskort çağıracağım. Ay ağzımdan kaçalım. Kaçtı. Tuz nerede? Abi. Efe hiç kalkma. Ne yapıyorsun lan? Yanıyordu lan elim. Yok yanmaz buradan ya. Al abicim. Manyak mısın abi? Abi dedi misiniz ya? Ya? Beni de delirtti ya. Bu arada uzun bir aradan sonra ilk defa bu kadar... Şu görsele bakalım. Huzurla yemek yiyorum. Abi çok attım. Abi bırak da ben yiyeyim ya. Tuzunuza da karışmayın ya. Çok attı. O gün neyi özledim biliyor musunuz abi? Ne gün lan? Bir yemek yiyordum, aklıma ne geldi biliyor musunuz? O Kars'taki döner geldi ya. Sen edebiyata da başlamışsın. Çok geldi ya. Gezeceğim değil mi şimdi? Farkındaysan sadece benim olmadığım bir yeri benim ev sahipliğim olan gün ortaya çıkardı ki ben doğru. Dışarıda kalayım. Seni anıdan mahrum etmek istedim. Evet. Abi sen de yeni taştın ne anısı ya. Tamam keşke ben de gelseydim. Efe bence Alperen'in eve ilk geldiğinde o ışığı istersen alalım videoda çok yararımıza dokunur diye ışığı alıp Efe'nin önümüzdeki 12 yıl boyunca yayın yapamamasına ilk adımı attığı için Efe Uygaç Alperen kardeşimize bilen time kodu da ver burada Mesut. Alperen'in 3 hafta içinde bir Twitch yayınını görürüz diyorum ben. Oha! Senin şu an Alperen'i savunman lazım. Twitch değil, kick yapar. Kumarbaz çünkü bu çocuk. Kick yapar, Twitch'e bulaşmaz. Kick'teki o yayını gördükten sonra Mesut'la birlikte canlı izledik ve dedim ki bu kick'i upload olacak. Bir. Efe yemek söylediğinde yanında gelen plastik çatal bıçak ve poşet tuz ile yaşıyor galiba. Ne alakası var? Ne alakası var? Alt tarafı tuzluğun içindeki tuz bittiği için hızlıca tuz vermek adına yaptığımız bir şey. Buna kadar aldım yemek görüntüyü. Masasında bir ne paket çekildi? Tuz var. Bak atmıyorum bak. Islak mendil. Tuz kürdan. Bunu 3 gün önce 3 gün önce söylediğim yemekle beraber geldi bu. Çıkarken ayakkabımı silerim belki diye ıslak mendili atmadım. Tutumlu olacaksınız arkadaşlar. Tutumlu olun. Değilse ilk 15-20 dakikada ne varsa ön gösterim butonu da dahil her şeyi al. Bakın en son McDonald's Happy Meal söylediğimde gelen. Bakın. Ananı. Şu işte ya. Takamadım bir. Kafam çok büyük ya. Aldım. Sevgili arkadaşlar burayı ne olur dikkatle dinleyin. Videonun tadı bende nasıl bir haz bıraktı? 90'lı yıllarda İzmit'te Ozan Video diye bir VHS kaset kiralama dükkanı vardı. Pardon. O kasetçi. İşte atıyorum Elm Sokağı'nda kabus, Forrest Gump, efendime söyleyeyim eski şeytane film Wishmaster, Elm Sokağı'nda kabus tarzı filmler geldiğinde bir heyecanla eve götürdük. Elm Sokağı'nda kabus 2 oldu abi bu. Bizim Elm Sokağı'nda kabus 3 oldu. Efe şaka Elm Sokağı'nda kabus 8 oldu. Al 8 filmde koy buraya. Abi. Öyle bir tat bıraktı. Yani dedim ki ya bu görüntü bende var ve benim en sevdiğim insanlar bir yayına toplanmış ve genç kardeşimle birlikte canlı yayında izliyorum. Bak kendime ne kadar özenle cacık koyduğumu izliyor musunuz arkada? Görüntü bende var ve benim en sevdiğim insanlar bir yayına toplanmış ve genç kardeşimle birlikte canlı yayında izliyoruz. Ve ben o yayını niye izledim biliyor musunuz üçüncü kez? İlk ikisi zevkte, üçüncüsü. Neden abi? Efe Uygaç'ı anlayamayan arkadaşları var çünkü videoda. Bir, karakter analizi. Kendine müzisyen. Ulan sen aylar aylar önce GTA oynayan maldır, GTA oynayan vatan hainidir dedin bizim kanalda. Demediyse bile dedirt lan yapay zekaya, dedirtin ha. Onun sesini klonlayın. Ya illa demiştir zaten, bir tane mantıklı bir şey demiş mi hayatında? Orada Efe ile olan eski
iki hukukunu bilmesine rağmen tabii ki sevgili kendine müzisyenin, iyi dikkatli dinle bu analizi. Belki bu analiz yüzünden Twitch açacaksın tekrardan. İbrahim Tilaver'e Efe Uygaç'ın yayında yayıncılık akılları veriyorsun. Ulan sen kaç gündür, kaç aydır yayın açmıyorsun. Sen ki Efe Uygaç'ın yanında İbrahim Tilaver'e ya bence bir hediye vermen lazım falan filan. Alo ne oldu, siz Red Bull'dan kafayı mı buluyorsunuz? Size ne oldu oğlum? Enes Batur gibi. Bu nasıl bir yükselme amına koyayım? Şok oldum izlerken. Vermen lazım falan filan. Alo ne oldu, siz Red Bull'dan kafayı mı buluyorsunuz? Size ne oldu oğlum? Enes Batur gibi gariban bir kardeşimiz var. Oraya gitmiş oğlum, yıllar aradan sonra. Oğlum o çocuğu niye ezdiniz lan öyle Efe? Efe bir şey yapmadı. Sen niye sahip çıkmadın? Efe hiçbir şey yapmadı. Sen niye sahip çıktın? Efe hiçbir şey yapmadı. Kişiler araya almışlar çocuğu. Efe hiçbir şey yapmadı. Efe hep durumu organize etmeye çalıştı. Hatta evet. Enes ilk 15-20 dakika içinde gidecekti arkadaşlar. İzledik ya, yine biliyoruz, götümüzden uydurmuyoruz. Üçüncü arkadaş. Bege mi? Hayır, Batur'a yanar. Ya ne istiyorsun? Enes Batur belli ki getir gelmedi, markete kendin mi gitsen derken yanlışlıkla Batur'a ikik yayında çağırmış anasını. Ya gariban Baturay orada 40 saniye oturdu, o mu battı sana ya? Ay batmadı. Bak şimdi. Çok ayıp ya. O burada burada yine koca yürekli, vatanperver kim var abi, Efe Uygaç yine domine etmeye çalışıyor yayını. Biliyorum, izledim, götümden atmıyorum. Vales neredeydi Vales? Bak şimdi kim geliyor? Yapamadım ama öyle bir şey. Ya bak şimdi orada. Bu arada yapmak istememin sebebi de temelde İbo'nun daha 5. dakikada hadi abi sen geç sen hallet demesi. Yoksa ben zaten arkadaşımın sen host misafir ettiği. Sen misafirsin, sen yapmazsın. Ha, arkadaşımın host ettiği yayında öyle bir şey kalkışmam zaten, ayıp olur yani. Ben de şey diye yorumladım, hani ben de buradayım, burası rezil olsa ben de rezil gibi gözükeceğim. Madem e öyle burayı kurtarayım. Yaş kaç bu arada kardeşim? 101 abi. Ha 101. Yusuf kardeşimizin zaten yepyeni şarkısı çıkmış. Hakkıdır abi. Yusuf orada çıkar, orada... Mertcan orada ağlandı ya bir de. Yok Yusuf'un PR projesine mi geldik, şöyle mi yaptık böyle... Sonra git klipte başvur. Efe'ye gerçekten bir hoş geldin. Helal olsun. Efe'ye gerçekten hoş geldin. Hoş geldin. Buraya kadar gelmiş hatta artık ya. Hatta 150 bit. Hoş geldin Efe. 12. ayın kutlu olsun. Yani aramıza hoş geldin. Mesela... Sen konuyu içten içe şuraya mı getirmeye çalışıyorsun? Sen bizdensin. Artık o tayfayla senin ne işin var tarzı bir şey mi söylemeye çalıştın yani? Yo, ben onu yo, tamamladım. Yo yo, time to get up. Otur Rikros, sakin. Bir de sizin niye olmadığınızı da bir merak ettim ben bu şimdi arada. Şimdi hemen cevabını verelim. Biz helal kazanıyoruz. Bir madde. Çok ayıp ya. Şaka lan bunların hepsi. Sevgili arkadaşlar, madde bir. Herhangi bir yayına çağrılmadık. Çağrılmadık. Madde iki, yayının ortasında sevgili İbrahim Tilaver, adını BG diye tanıtan Berkcan Güven adlı şahsa, oğlum nasıl sığacağız ki lan diyerek bir cevapla öteledi. Bizden mi bahsediliyordu? Evet, bizden bahsediyorduk. 3. Doğru bu arada, sığamazdık harbiden. Ya sığalım sığmayalım. Gönüller bir olsun. Bizim derdimiz bir kanepeye 9-10 kişi oturmuş. Mehmet abi gitmiş gelmiş falan filan değil. Asla ve asla değil yani. Benim derdim asla ve asla senin sorduğun gibi değil. Ne sorduğunu unut koyayım ya. Ben bir soru sorabilirim. Bir abi sen bu laf cambazlığını yaparken oy 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 başını oy, unutuyorsun. Oy oy oy. Ben bir soru sorabilir miyim? Alperen buyur abi. Sen sor, o sırada ben de sorumu Golden Sears 150 bit yollamış. Mesutcan Tomay hayrına demiş. Teşekkürler. Arkadaşlar ben çok yiyorum ya bu videoda. Ya sizden biri hani bir şey diyene kadar söylemek istemedim de kendi evinde de bu kadar yeme ya. İkinci tabak, ikinci cacık. Her şeyi yedim. Kalmasın diye yedim bu arada. Bu düşünüm sor sor. Türkiye'nin önde gelen en güzel insanları öyle bir yayındayken bir tane mikrofon varmış. Güzel cümle buldun lan, helal olsun. Ben sen tabii farklı bir açıdan baktın. Evet, teknik evet, açıdan evet. Baktın. Türkiye'nin en güzel önde gelen insanları burada toplanıp video çekmişken. Saçlarım ne kadar güzel lan benim bu videoda. Bir kendimi şey yaptım, kestim de. Tamam. Evet, böyle öne bir perçem düşmüş, şuradan bir şey falan. En güzel önde gelen insanları burada toplanıp video çekmişken senin ışığın yok muydu ki o... Işığını oradan aldırdın da çocuğun kamerası kırıldı. Demezler ha? Mi adama? Çok güzel. Pua pua pua. Yapma oğlum, ne terbiyesiz insan. Çok yanlış bir hareket biliyor musun? Yanlış ve hayır yani. Ya otur ya. Vallahi billahi ya. Yiyeceksin şamarı, otur ya. Abi ben Efe'nin brownie'sini bekliyorum. Ben beni de... rahat bırakırsanız. Brownie'nin içinde vişne parçalarım var Efe. Doydun mu abi? Abi manyak mısın Alperen, sorduğun soru mu ya? Ne hain bir adamsın ya. Kusacağım sizi şimdi. Efe bizim yardım... Kadınların hepsini gerçek söylüyorlar zannediyordum biliyor musunuz? Gözlerini şey, yüz ifadelerini görmediğim için. Edebileceğimiz bir şey var mı? Ya sizin yardım edebileceğiniz hiçbir şey yok. Sanat eserleri dikkatimi çekti. Evet. Orada yanılmıyorsam ortadaki Enes Batur'un siyahi amcası mı? Olabilir. Eziyet gören mi? Spider-Man kostümü. En sağdaki... Frank Sinatra. Babam. Nasıl ya? Ya benim...
Bakayım abi, ya. Abi benim hareketlerim kısıtlı artık. Belim atıyor. Bakayım ya. Dört çuval laf konuşuyorsun. Bu arada çok güzel be. Beğendin mi? Nasıl yaptın? Çok kolay. Harcı bayağı koyuyorsun. Kağıdın içine döküyorsun. Fırına atıyorsun. Böyle oluyor zaten. Efem eline sağlık. Hazır bir ürün gibi. Gerçekten hazır ürün gibi. Vallahi öyle gibi. Değil ama. Hayır, vallahi hazır olduğunu şöyle diyorsun. Sanki pastanede sıcak sıcak yiyorum gibi. Kuşluk değil yani. İmasına söylemiyorum. Gerçekten iyi bir yerden çıkmış. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bu arada gerçekten çok güzel. Ben mesela brownie yapmasını bilmiyorum. Tarifi bir daha verir misin? Abi çikolata. İçinde bir meyve daha var. Ne ya? Bu tarif konusu ciddi değil miydi? O yayını yapmayacaktın Efe. Kafasında bir kırılma oldu. Çok büyük problem var, evet. 15 bu sene boyunca sen gittim. Ağzını açtığın her an o yayınla ilgili bir şey gelecek. Senin bu Adidas gözlerin nasıldı? Ayağını kesmişim ya. Çok güzel değil mi? Ayak şöyle duruyor. Ben belki içten içerilerde düşünüyorum, biliyor musun? O günle alakalı benim ona anlatmadığım bir şey var falan diye düşünüyorum. Ne? Onu yayında konuşacağız. Evet oyla. Oha ben böyle olur mu? Sürpriz var da. Sürpriz mi var da? Aynen sürprizim var. Tatlıdan mı sonra? Ya bir dakika ne diyorsun? İçeride bir saz gördüm. Ulan daha yeni... Ya neydi bizim? Baby Reindeer mıydı? Reindeer. Reindeer mı? Ha? Londra p***i. Ha. Söyle lan neydi Dayan'ın öldüğü arabanın plakasını? 34 derece. Bakın sizin için şuramı yaktım. Abi yakın çeker misin Mami? Şurası değil. Bakın burası ha. Öp abi. Öp. Hala yalık. Ya oğlum bir şey diyeceğim. Ya adam videonun başında Efe'nin buradan saç aldı. Öp abi öp abi falan filan diyor. Bunlar bir de senin gözünün önünde oluyor ve arkadaşımızın evinde misafiriz. Adam ter içinde. Bana ne lan? Anlaşılan süp. Esoyum, brownie'yi sıcak servis etmek için önden ısıttığım fırına bir attım. Geri çıkartırken de fırın eldivenini bulamadım. Elim üst tarafa bir çarptı şöyle. İzlediğiniz sevgili arkadaşlar galiba muhabbetimizin daha da eğlenceli olması. Benim sürpriz anlayışım bu çünkü. Yoksa. Ne var abi? Sürpriz olarak mı? Ben önce... Yoksa. Ne var abi? Sürpriz olarak mı? Ben önce, sürprizler biliyorsunuz yöresel oluyor. Ben önce bir Karadeniz türküsü söylemek. Tamam. Orada uydurdum bu arada. Asla böyle bir planım yoktu. Sonrasında da sizlerle bir 3 ayak oynamak istiyorum müsaade varsa. Sürprizlerin en güzeli. Bu peki bize bir sürpriz mi ekstra iş mi? Benim bildiğim sürpriz yani bakılır, izlenir, değerlendirilir. Yapmıyorum abi. Herkes puanını ona göre versin. Siz kalkıp bir anda horon mu tepmek istediniz? Ne? İçinizdeki horon aşkı nereden sen geliyor? Sen bu arada çok büyük bir sanat düşüyorsun. Bir dakika sana. Peki. Ben mi? Seninle videodan sonra görüşeceğim. İlk videoda sana susturdun, ikincide susturdun, bugün susturamayacaksın. Yürü lan. Bizi. Siktir lan. Cem Hoca'nın evinde. Haydi kalkın aya, haydi diye kaldıran sen değil miydin? Ama abi çok yerindeydi. O hareket de çok yerindeydi bu arada. Hangisi? O halay malay. Yöresel bir yemek gelmiş. Benimki yersiz mi şu an? Bir dakika şu an Efe'nin yöresel sürprizlerini reddederken bir anda da bunun çok yersiz bir şey olduğunu mu söylemek istiyorsun? Efe'nin yerli sürprizine yersiz mi diyorsun? Nasıl yani? Bu arada beni şu an hani reddetmek de koskoca Karadeniz bölgesine de aynı zamanda bir reddir. Bunu söyleyeyim. Ali abi yaptı, ben yapmadım. Ben de yapmadım hiçbir şey. Melanızı. Ben size sabahtan beri söylüyorum şu horonu tepelim öyle başlayalım videoya diye. Salak salak yemekten sonra horonu tepelim. Etkili oldu, etkili oldu, etkili oldu. Ben size başlan dedim. Bilal'i de çağıralım yakınlardaysa hatta. Daha ne peki bir şey diyeceğim yani sana. Gelirse ne bok yiyeceğiz? O zaman ben başlıyorum. Bunu yapacak mısın? Gerçekten türkü söyleyecek misin? Söylemeyeyim mi? Lütfen. Ben sana bir şey diyeyim mi? Başta dedim ya. Efe kayışları koparmış diye. Bu kuracağımızı koparmış. Yeter da sen de ne kola içtin be. Peki bir soru. Kayışları koparmama hani son videomu... Müzik girdi eyvah. Benle ilgili böyle bir fikrin yoktu. Aradan sadece bir ay geçti. Ne oldu da ben kayışları kopardım? Bu yayın mı yine? Yine bu. Evet, evet, evet. Sen bu yayından sonra bende kalıcı bir etki bıraktığını düşünüyorsun. Ben sana yemin ediyorum o video benim başucu videomdur. Ne zaman gülmek istesem, ne zaman eğlenmek istesem hep onu açacağım Efe. 2 saat 22 dakika ham görüntü var diyorum ben de. Çay var mı? Geride o da kırmış. Çayımız var mı Efe? Benden ziyade. Yani. Çayımız var mı? Çayımız yok. Kalkın gidin diye. Vallahi kıçımı aşarım ha. Koçuyu sana büyüğü bana Mehmet Ali Bey. Niye geliştirdim sen yaptığında yeteri kadar komik değil miydi? Ona seyirci karar versin. Çayımız var mı? Çayımız yok. Dışarıdan söyleyelim mi çay? Çay bardağıyla gelir mi? Çay yapabilirim. Olur abi ben çay yapılsın derim. O kadar istemiyorum ki burada çay yapmak. Yani o kadar hiç yapmak istemedim ki. Bilirim. Olur abi ben çay yapılsın derim.
Sen Tumay Ipon. Çay yapılsın çaylarımızla birlikte o meşhur Karadeniz türküsünü de hep beraber söyleyelim. Ben yapayım i̇şte mı? Olur. Ha? Ben yapayım mı? Yok abi. Yine demlenecek ama. Yarım saat sürer. Sallama yok. Nasıl bokunu çıkartıyorum? Abartıp abartıp. Yarım saat sürer bak. Abi çay isteyen kimdi? Alperen. Çay mı içmeyin abi? Alperen kuş burnu var, sallama. Of. Yok abi, teşekkür ederim. Yok yok, sağ ol. Gel buyur. Ne içelim peki? Benim surata baksana. Alperen hayır deyince. Kuş burnu var, sallama. Of. Yok abi, teşekkür ederim. Yok yok, sağ ol. Gel buyur. Ne içelim peki? Sen şu şarkıyı söyle de bir dinleyelim. Puan vermek için... Göremediniz mi suratımı? Dur. İçin sabır... Sallama. Of. Yok abi, teşekkür ederim. Ay ananı. Yok, yok. Yine demlenecek ama. Yarım saat sürer. Sallama yok. Abi çay isteyen kimdi? Alperen. Çay mı içmeyin abi? Alperen kuş burnu var, sallama. Of. Yok abi, teşekkür ederim. Yok yok, sağ ol. Gel buyur. Ne içelim peki? Sen şu şarkıyı söyle de bir dinleyelim. Puan vermek için sabırsızlanan Alperen. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak Cem Hoca'nın evine gittik. Hiç böyle bir ortam olmadı. Hiç sıfır. Gayet en herkes, kralı burada. Herkes makarasında, herkes keyfinde, herkes çıtırda, evet, yemeğini yiyor, yorum yapıyor. Şakalar havalarda uçuşuyor, patlıyor yani. İzledim, çok güldüm ben Cem Hoca'nın videosunu. Bugün buraya geldik. Ev sahibine hani oynamak diye bir şey vardır ya. Neden benim üstüme oynandı bugün? Abi. Efe o yayına çıksın. Sen bu yayından rahatsız oldun. Ben hayır. Ha, kabul ben, et. Kabul yemin et. Yemin ediyorum. Allah şu kapıdan çıkmayı nasip etmesin ki. Net bir şekilde söylüyorum. Benim hayatımdaki izlediğim en eğlenceli yayında. Ha bana şunu sorarsın, cevabını alamazsın. O çok ayrı. Ben niye delirdim? Ha o başka bir şey yani. Ama izlerken ben de delirdim. Bu bir. İkincisi. Çay içmiyorsak ne içiyoruz? Alkol mü içmek istersin? Ben kullanmıyorum. Benim çaya alternatife bak. İnanmayacak kimse. İçmiyorsak ne içiyoruz? Alkol mü içmek istersin? Ben kullanmıyorum. İnanmayacak kimse. Bıraktı. 2 ay olmuş. 2 ay oldu. 2 ay değil abi. Alkollü olduğu süreçte kaybettiği bilincini şu an geri kazanıyor. Değil mi? Enigma gibi bir şey olmuş. Ne, beni rehabilitasyona mı aldınız? Bakayım. Pasta kesmezsin, alkolle ilgili direktif veriyor orada. Kesmedin. Kaybolan bilincini yerine getirdik falan. Brownie, brownie sana yaptım. Pasta kesmedin. Ben çok beğendim. Hakikaten helal hoş olsun. Bana gittiğim en sevdiğim markadan, Pelit'ten pasta söyledi. Patisfis demiştin en son. Bak şimdi güncel şakalar gelmekte. Sen LinkedIn'den azarı istiyorsun şimdi. Sen azarı istiyorsun LinkedIn. Sen de y***mızı ye. Aman sen de bok ye be. Herkes alıyor zaten. Herkes alıyor zaten. Alperen çalışıyormuş değil mi orada? Ben çıkıyorum he. Kapatıyorum bilgisayarı. O zaman başlayalım. Karadeniz türküsü. Ah evet. Gözlerini kapatıp yeteneksizsiniz Türkan gibi içli içli mi söyleyeceksin? Vay seni cerrah paşa, içmem suyundan içmem. İçmem suyundan içmem oy. Bir dahaki seneye yolcuda gelur geçmem. Yolcuda gelur geçmem o. Çok ayıp biliyor musun bu yaptığını? Bilerek yapmadım vallahi billahi ya. Tiyatro yani tiyatroya da mı gitmedin abi hiç hayatım? Şey yeni lafım bu arada. Herkese bunu söyleyeceğim yemin ediyorum. Herkese diyeceğim ki tiyatroya da mı gitmedin mi hiç hayatında? Bayağı iyi oluyor. Vallahi billahi ya. Tiyatro yani tiyatroya da mı gitmedin abi hiç hayatım? Bir şey diyeceğim. Şurada... O nasıl abi... aşağılık bir soru ya? Hiç mi Ferhan Şenso izlemedin? Canlı performans yapıyoruz. Koyayım ya. Vay seni cerrah paşa. Vay seni mi? Ya uyarsan onu. Vay seni. Ulan hiç mi tiyatroya gitmedin? Hayır hiç mi IMAX'de film izlemedin? Vay seni cerrah. O zaman ben söyleyemeyeceğim. Performansımız abi, tamam. Şimdi sizi yavaştan ayağa alalım. 3 ayak yapacağız. Ne demek o? Ben ayak ben board game ama. Bilmediğim için. 3 ayak halk oyunu. Halk tamam. Oyunu. Aa, burada mı yapacağız abi? Şöyle şurada. Masayı çekelim. Masayı biraz geri ya, alalım. Halk oyunu oynamak için masa mı çekeceğiz ya? Ama ayakların görünmesi önemli ya. Mesut halk oyunu oynayacağız. Gel yardım et. Kumandayı. Kayıt olmasaydı sana normal gelseydik daha büyük bir organizasyon ayarlardan muhtemelen. Bir videonun içinde bir ayağınla kanepeye içip televizyondan bize müzik açıp dans mı ettireceksin? televizyonu fişini çekmişim ya. Allah kahretsin seni ya. Bu adamı oğlum delirteceksiniz bugün lan. Şurayı bir çekelim. Baba
boşta iki tane priz var. Niye çıktı ki bu? Efe bir sorumlusu hani değiliz. Hani yerine bir şey takılmamış yoktuk, mı? Yoktuk, yoktuk. Yok abi ya. Hazır mıyız? Evet, halk oyunları ekibimiz de hazırız. İnternet mi yok? İnternet gelecek şimdi bekle. Sıfırlamışsın televizyon. Smart TV'ye ne ara güncelleme attı koyayım ya. Alperen Efe'yi sabote ediyor. Alperen Dyson'ını şarj etmek için sökmüş modemi. Bu kadar değil ama ya. Sana ne dedim videonun başında? Bugün. Hangi dediklerimi hatırlıyorsun lan? Efe ile arkadaşlığımızın son günü galiba. Hayır. Onun için ben Efe'yi doya doya görmek istiyorum. Evet, ben de yakından bakmak istiyorum. Efe'nin bir daha bizle, bir daha bizle görüşeceğine inanmıyorum. Abi, ya Alperen niye çıkartıyorsun kabloyu oğlum ya? Abi ethernet kablosu bozulmuş ya. İnternet gelmiyor. Ya şaka yapıyorsun yemin şu an. Yemin ederim. Telefonu açalım. Aç abi ha olur. Ne açıyorum? Abi armudi budakladım. Aç abi ha olur. Ne açıyorum? Abi armudi budakladım. Armoni nasıl yazılacağını öğren biz bilmiyoruz çünkü. Armudi abi. Armut var ya. Ha budakladım. Hiç mi armut yemedin? Çok iyi. Cimilli iyi bu. Pas abi onu. Hava alsana biraz. Hava al kapatıp geliyorum. Gel. Kapatıp geliyorum lan hava al şurada. Gel abi. Bu telifli mi? Ya ne? Oraya geç ben heyecanlanırım. Gel abi. Şimdi bak hazır mıyız? Önce bir omuzlarımızı göreyim. Bak. 1, 2, 3, buçuk geri. Sonra bastın ayağını at geri. Buçuk geri. Bastığını attın. 2, 3, buçuk geri. 1, 2, 3, buçuk geri. Nasıl buldunuz sürprizleri? Vallahi şahane. Horanı unutmuşum bu arada. Oynamayalı. Üç ayaktır. Yavrum dans. Ulan. Ya bir şey söyleyeceğim. Ali'nin solo performansını koymamışlar orada. Ali Ço yapıyorduk ona. Başkası geldi zannettim. Ertan. He? Arkadan geçen kim? Ertan. Bu. Abi sen günde 100 kilo kaldıran adamsın. Niye nefes nefese kaldın? Nefes nefese kalmadım ki. Ha öyle mi? Tamam. Ben yanlış anladım. Geğirecektim, geğiremedim. Burası çok mu sıcak, bana mı öyle geliyor? Dolayısıyla Mesut başla kardeşim. Abi, öyle mi? Savaşlamadan önce bir detay bırakmak istiyorum. Gittiğimiz bütün evlerde ekipte yemek yiyordum. Ben nasıl puan vereceğim şimdi? Anam kildi burada ya. Bende yok bir şey kalmadı yani. Ben onu komple unuttum çünkü. Ne dedi? Gittiğimiz evlerde ekibe de yedirirler dendi. Yani bu durumda Efe... Burası kurgu falan değil arkadaşlar. Ben harbiden 4 kişilik yemek. 5 kişilik yaptırdım hatta. Cem de gelecek diye. Cem'in bütün istikakını ben yedim. Yani ben 2 kişilik yedim. Diskrafi mi oluyor? Galiba öyle duruyor. Dur bakalım. Yani bilmiyorum. Bu yaptırdım. Oyunun kural kitapçığı vesairesi bir şey yok mu? Bakın abi. Galiba öyle oluyor gibi. Yaptırdım derken benim bir de mutfak personam var. Aşçı Efe diye. Onunla o şekilde konuşuyorum. Şu an. Biraz daha anlatın ben bir dinleyeyim. Abi ben yemekteyiz vesaireden hani çok böyle alışkın yola çıkıp hani yaptığım için tam kişi sayısını ona göre özür dilerim, haklısınız. Bu işin kuralı ne abi? Efe şu an eleniyor mu? Efe diskalifiye mi? Abi diğerleri tava yaptılar. Şimdi buradan tava geldi. Cem Hoca'dan tepsi geldi. Şimdi öyle olunca zaten 8 tire 10 kişilik ürünler bunlar. Hani orada da özel bir çaba sarf edilmedi bence. Mesela sorayım Ertan Hocama. Hocam çorba yediniz mi iki evde de? Yedik. Toplan abi gel. Efe'yi bırak orada. Gelin. Görkem sen de gel. Ertan sen de gel abi. Blur atarız sana. Gel Ertan. İçtim ya orada toparlamaya çalışırken. Bu yaşananlar beni üzüyor. Bağırarak konuşmam. Herif orada ya. Kısır kısır konuşmak için geldi. Adamın dediğine bak. BBG'den eleniyor sanki. Bu yaşananlar beni üzüyor dedi. Ben yanlış anladım oyunu galiba ya. Gelin abi. Gel Ertan gel. Bu oyunun kural kitapçığı nedir abi? Bilmiyorum ki abi. Bak kaçtır bu videodan çekiyoruz. Ve ilk defa kamera arkasında hiç kimse bir şey yiyemedi. Ya şu andan itibaren yarışmayacak. Tüm iftarcılar, mesela görenler de çıkıyorlar. Okey, biz de zaten artık bir aile geleneği olduğu için biz de yemesek herkes yiyebilir. Ama burada başka bir sabote var. Abi bu... herkes yiyebilir. Ama burada başka bir sabote var. Abi bu...
kendi halinde olduğu için belki yapamamış olabilir. Bizim bir şey yok. Abi bak. Bir tencere yapabilirdim. Ya da git dışarıdan sor. Değil mi? Abi tenceresi yoktur belki. Çok üstüne gitmeyelim. Sıranlar bilinen ne falan. İki tane yorum alacaksın diye taraftan seyreden çakalım. Ciddi misin? Abi hafta daha tatil değil mi? O haftayı boş geçelim. Elemeyelim dedim bence. Abi şimdi bu adam size gelmeyecek. Ayıp yani. Mesut eleyelim mi dedi? Bence. Abi şimdi bu adam size gelmeyecek. Ayıp. Vay be. Kaçtır geliyor. Elenirse gelemeyecek işte zaten. Gelsin abi. Orada. Senin abi. Geldi mi o? Evet işte. Eleyelim başka format bulalım. Hayır bak yapmış değil. Gelmemiş değil. Bahane ödülmüş. Ceza olarak 5 video yapmak. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoya 200 bin like gelirse Efe kaldığı yerden devam edecek yarışma. Okey misiniz? 150 mi? Kaç? 100. Kim diyor? Okey misiniz? Vay be Ertan! Vay be Ertan! 150 mi? Kaç? 100. Gitsin istiyor mu? İstemiyorum. İstemiyorum. 27 bin. 27 bin. 27 bin. 27 bin. Anonsu geç Mesut. Hazırız. Ateşi verir misin? Ben hayatımda ilk defa sonucu bu kadar açıklanmaya yaklaşırken gergin bir video hatırlıyorum. Çünkü geçmişte sevgili partnerimiz Şu An Toma ile birlikte Exam platformunda bir O Adam Oldum yarışması yaptığımızda bu kadar gerilmiştim birinciyi seçerken. Çok gerginim. Dolayısıyla elimden de anlıyorsunuzdur yani. Bu anı kurtarmak için 5 yumurtadır da gençler yesin. Bu çok onursuz bir tutum. Bir insan müşkül duruma düştü diye... Yumurta da yok. İnsan... Getirden söylüyorum. Okey misiniz? Yumurtayı mı? Gideyim alayım a**ayım. Ne istiyorsunuz? Ben yemek söyleyeyim abi. Dönem söyle. Ha, kurtarmaz. Ya kurtarır da. Yok abi biliyorum onu da. Hani ben telafi amaçlı şey yaptım. Lan silin gözyaşlarınızı. Ben... Artık Efe'nin üstüne gitmeyin. Ben az önce orada dostlarımızın aldığı kararı vereyim. Oraya çekti Ali biçim bizi. Ben çekmedim. Ne, hepimiz toplanalım dedik. Bir iki hava alalım diye gittik oraya. Doğru dedi ki. Efe dedi bizle kalsın mı dedi. Devam mı etsin yoluna. Yoksa ha bunu dedi, sordu. Tabii. Efe'ye yoluna ayıralım mı dedi. Ben sormadım. Alperen ikidir göğsünü okşuyor dedim ki sen biraz darlandın galiba. Gel şu hava alalım dedik. Ebo ile yaptığımız kick yayınından sonra zaten bir dip dalga geliyordu. Bravo. Rainman zaten gibi. Bir dip dalga geliyordu. Pekala Efe. Ben de senin zaten gönlün... Zaten sen orada yolları ayırmaya dair hafif bir karar verdin. Senin gönlün bir olsun. Efe bu yarışmadan diskalifiye olursa... Beni de diskalifiye edin. Sen de çekersin Alperen'le. Kafayı yiyem ondan sonra. Efe bu yarışmadan diskalifiye olursa, hani ben orada bir şeyler demişim ya. Evet. Bu yarışmadan diskalifiye olursa Efe ben de diskalifiye oluyorum. Sırf sen diskalifiye ol diye 200 bin like gelirse Efe diskalifiye olmasın dedi. O 200 bin like'ın gelmeyeceğinden emin olduğu için dedi. Bak sana yemin billah ediyorum öyle bir şey demedim. Öyle bir ne şey ne rezil dedim. Bir insansın ben lan sen. 27 bin like olsun, Efe'm bizle kalsın dedim mi demedim mi? Der. Dedin mi? Ver. Efe gerçekten ona mı inanıyorsun ya? Ben ikinize de inanıyorum. Like'dan ziyade yorum mu isteyelim abi? Efe'yi sevenlerden yorum isteyelim. Eğer Efe'yi seven 1000 insandan yorum gelirse Efe dayıma dokunmayın diye. Ben Facebook'tan bir grup açıyorum. Tamam. Efe'yi seven 9999 tamam. Kişi bulurum diye. Şimdi de kendini Allah yerine koyuyor. Duydunuz. Ya Allah. Efe Uygar çığırından çıkmıştır. Duydunuz. İşin şakası bir yana. Efe'yi elerseniz beni de elenmiş sayın. Senin o zaman az önce dediğin kanunu geçerli kılacak bir cümlemi kurayım yoksa bu like baremini ortadan kaldırayım. Abi ben elendim mi? Hayır. Abi. Şartlı bir tahliye söz konusu oldu senin için. Like sayısıyla mı? Like sayısı istediler. Kaç? Ben 27 bine ben indirdim. Ben istemedim. Sevgili takipçilerimiz isteyecek ya. Ben 27 dedim. Tamam. Tamam okey. Bir dakika. An itibariyle tekrardan söyleyelim. Tamam okey. Bu videoya 27 bin like gelirse... Efe kaç gelmiş şu an? 16 bin gelmiş bile oğlum. Daha bugün yayınlandı video. Ha Esu'yum sağ ol. Arkadaşlar bir gidin atın. Puanlanmıyor benim anladığım kadarıyla. Siz bir karar almışsınız çünkü. Biz aldık yani. Niye puanlanmıyorum? Oğlum like geldiğinde Efe devam edecekse şu an puanlamanın ne manası var? Niye o zaman? Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim chatim sağ olun. Çalışıyorsun bizi birbirimize mi kırdıracaksın? 10 üzerinden 10. Bir açıklama da var mı peki? Var. Tamam. Hepsini baştan açıklıyorum. Kremalı mantar çorbası. Her ne kadar tuz aşığı bir insan olsam da bana göre tuz atılsın atılmasın tadı kıvamı tam yerindeydi. Bir. Benim için geçerli. Bir süzme mercimek hayalim vardı. Geçmişteki videolarda bahsederdim. Her şeyde süzme mercimeği tercih ederim diye. Olsun kremalı mantar uzun süredir yemiyordum. Yemiş oldum. İkincisi tas kebabı. Tas kebabı pilav ve etin birleşimi bana böyle gece vakti söylenmiş bir kokoreçin tadını verdi. Dolayısıyla tas kebabının ağırlığını düşünürken kokoreçin lezzeti aklıma geldi ve iki kat daha fazla sevdim. 2'de 2. 3. Yanındaki site.
cacık, kuru cacık severim. Bunu birçok videoda söyledim. Ama sulu bir cacık olmasına rağmen tadı yerindeydi. 3'te 3, 4. Brownie. Normalde yediğine içtiğine çok dikkat eden bir kardeşinizim. Glütensiz takılırım. Şeker tercih etmem. Ama brownie'ye puanım 10 üzerinden 10. Total 10. Teşekkürler. Alperen. Şimdi şöyle. Çorba. Çok cümle kurdum. Hakkını ver. Güzel bir şey de ya. Vatanımı, milletimi çorba. Çok seviyorum diye başladı. Çorba güzeldi. Tuzsuzdu. Tuzunu ben ektim. Sorun yok. Tuzsuz olması bir şey değiştirmez. Ama ben ekmekle tüketmeyi seviyorum çorbayı. O yüzden çorba ekmeksiz olduğu için biraz düşük kaldı. Hani bir de şöyle bir şey var abi. Ortada ne salata var, ne meze var. Ekstralar kardeşim, olmadığı için. Kardeşim muhatabı ben değilim. Efe'ye söylersen sevinirim. Yani işletme sahibi gibi bana yakın. Benim şok. Ekstralar kardeşim, olmadığı için. Kardeşim muhatabı ben değilim. Efe'ye söylersen sevinirim. Ya işletme sahibi gibi bana yakınıyorsun. Olmadığı için. Tamam, biraz da çorba böyle eksik kaldı gibi oldu sanki. Öyle mi? Sonrasında ana yemekte cacık çok güzeldi. İkinci tabağı istedim zaten. Yalancı. O kadar yalan söylüyorsun ki. Peki, peki. Yedi. Yedi mi? Hani tatlı? Konuşturtmuyor. 3 puan nereden kırıldı peki? Salatadan kırdım 1. Ekmek yok 2. Bir de uydur bir şey 3'e tamamlar. Bana içeride bağırdı 3. Aynen 3. 7 puan verdin Efe'ye. Evet, Efe şu an 17 puan. Mesutcan. Öncelikle ben bugün Efe'ye yapılanın çok yanlış olduğuna inanıyorum. Wow. En son böyle büyük bir çaresizliği ünlü komedyen Kevin Hart'ın başına geldiğinde görmüştüm. Geçmişte elinde olmayan sebeplerden ötürü sergilemek durumunda olduğu bazı tutumlar geleceğin şartlarında onu sıkıntıya sokmuştu. Ve Efe kardeşimizin bundan bir hafta önce katıldığı bir yayın bir hafta sonra gelin görün ki onu sıkıntıya soktu. Bundan bir ay önce aramız çok iyiydi. Türküler söylenirdi, sazlar, bağlamalar çalınırdı. Fransa'ya gidildi, Adidas eşofmanlar çekildi, Ebo'nun yayını. Katıldıktan sonra Efe Uygaç, Ali abimize bir haller oldu. Yaşa. Şimdi dostluk şunu gerektirir. Dostluğuna ne haller olursa herkese bir halley oluyor. Sen neysen benim de o olmam lazım. Madem ki bir gaflete düştün, Efe'yi karşına aldın. Ben de yüreğimden kan aka aka Efe'yi karşıma almak zorundayım. Nitekim ben Berkcan Güven'i karşıma alsaydım zannediyorum ki Efe de beni karşısına alırdı. Bu yüzden üzülerek Efe'ye 10 puan veriyorum. Ve bu eve son bir anı bırakmak istiyorum. Son eve diyem 10 puanındır Efe. Oha! Oha! Oha, oha, daraldım koyayım, oha, oha. Şimdi de Efe'nin bize puanı. Cem Hoca'nın puanı nerede abi? Adam yemedi, içmedi, nereden bilecek? Rahat ol. Benim şansı izle şimdi, şansa bak şansa. Adamın uğurlu sayısına bak. Cem Hocam müsait misiniz? Müsait hocam. Birden 10'a kadar sevdiğiniz bir rakam? 10. Görüşürüz Cem Hocam, bay bay. Ben şu an bu yarışmada... Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim! Adalet tecelli etti bunun çocuğu! Bana mı diyorsun lan göt ağzı? Yo yo. Allah Allah! Ben şu an eğer bu yarışmada kaldığım takdirde... Adam önemli bir açıklama yapıyor oğlum. Ben şu an bu yarışmada kaldığım takdirde ben şampiyonum arkadaşlar. Benim 37 puanım var şu an. 37 puanım var. Pekala. Değerli arkadaşlar... Sıradaki konuk kim? Hiç mi tiyatroya gitmedin? Hold up. Hey. Annemin dediği gibi ayı değil ama çok daha uzaklara gittim. Zaman girmeye görsün aranıza. Öyle geride kalıyor ki zaman. Çok geçmedi derken oyuncunun tiradı hiç bölünür mü seyirci tarafından? Asla. Asla. Bizle ilgili bir şey söylemek ben ister misin? Ben misafir puanlamasını yapayım. Misafir puanlaması. 7. 3 neyden kırdın? 3 puan. Buraya bir kafe muamelesi yapıldı bugün. Wow. Asla ve asla. Benim yemeklerim teker teker gider gelirken ve ben servisler arasında bazı ev sahiplerine göre hiçbir süre tutmadan size servis yapmaya çalışırken burada ben çorbamı ısınırken bir yandan pilavımı maç ısıtıp, yayını soruyordu bana sen yandan, çorba ısıtırken. Bir yandan burada fırına brownie... Ne yazıyor? Ebe Show Cost mu? Derim teker buraya bir kafe muamelesi yapıldı bugün. Asla ve asla. Benim yemeklerim teker teker gider gelirken ve ben servisler arasında bazı ev sahiplerine göre hiçbir süre tutmadan size servis yapmaya çalışırken burada ben çorbamı ısınırken bir yandan pilavımı maç yayını soruyordu bana sen çorba ısıtırken. Bir yandan burada fırına brownie'mi koyup sizin önünüze sıcak servis etmeye çalışırken bana sorulan tek şey bazı yayınlar, bazı kişiler ve bilimum şeyler oldu. İsterdim ki ana yemeği bitirdikten sonra tatlıya kadar bunun bir sohbetini yapalım. Sonra tatlımıza geçelim. Bir bantta ilerlesin yani her şey. Ama böyle olmadı. Ve yemeklerim geldi gitti. Geldi gitti masadan. En sonunda yalandan bir puanlama yapıldı benim için. 7 veriyorum. İtiraz ediyorum. Ben hayatımda gittiğim neresi olursa olsun. Yurt içi yurt dışı. Ülke içi ülke dışı. Neresi olursa olsun.
Hiç kimsenin işine karışmadım. Ama içeride kamera ile ilgili teknik problemi hallederken, herkes burada misket oynarcasına gülüp eğlenirken, ben çorbanın altını kıstım taşmasın diye. Ben dışarıda ısınan bir şekersiz gazsız Uludağ limonatayı buzluğa attım. Doya doya soğuk içelim diye. 9. Eğer bana bundan 3 puan kıracaksan kır. 9. Ki 2'yi alırlar böyle oğlum işte. 9. Öyle 7'ye tamah etmem yani. 9 veririm. Alperen 1. Yol artık sana oğlum, yol. Oturacaksın böyle, edit. Alperen, diyeceğiz. Alperen neden bir? Neden CapCut Alperen bir? Şimdi benim sizi gerçekten düşük bir şekilde karşılamama sebep olan tek kişi Alperen'di. Dökül abi. Ben hiç, oku. Bizde hiçbir şey yok. Oku, biz şen şakrak adamın evine geldik, dostumuzun evine ya. Hassasiyet söz konusu var sistemde. Hani yapmasak mı dedikten sonra, ya siktir et. Senin sistemini gibi söylemlerde bulundu. Hayır, bana öyle karşı. Bir şey olmadı. Wow. Sana da söz hakkı gelecek. Senin sistemini gibi söylemlerde bulundu. Vay. Neyse, bunların hepsini de bir kenara atıyorum. Orada ben bir yandan ışığı sökmeye çalışırken, kendi sistemin mahvolmasına rağmen ışığı sökmeye çalışırken orada dedim ki, peki ışık niye yok? Hani siz niye getirmediniz dedim Alperen'e. Çok güzel bir soru. Belanı. Alperen de dedi ki, canımız istemedi a**a koyayım. Vay. Böyle bir şey mi dedim? Ben böyle bir şey dediysem aha eve varmayayım. Neyle varmayayım? Arabayla ayrı varmak, motorla ayrı varmak, yürüyerek gerçekten varmak. Yo, burada bakma. Her şey üzerine yemin ederim, burada bakma. Şey bu arada ben Efe'nin dediğine şöyle katılmak zorundayım. Çünkü biz eve geldiğimizde bizim bildiğimiz Efe Uygaç değildi o şahs abi. Başka bir şey vardı yani. Yo, sistemimin gitmesi değil konu. Konu şu. Hani ben orada hani alçak gönüllükle abi hani... Arkadaşlar tabii ki yalan ya. Şu an Alperen'e var ya, Alperen'in hayatında yemediği türde bir iftira atıyorum yani. Yok muydu yanınızda hani bunu sökmeyelim gibi böyle gülümser bir yüzle bir şey söylerken bir anda canımız istemedi a**a koyayım. Orada Ertan abiye bakıyor, bir de Ertan abi sağ olsun hemen yüzünü düşürdü orada. Alperen ne anlatıyorsun gibisinden. Bu gerçek mi? Ciddi soruyorum. Sence gerçek. Ben böyle bir şey der miyim abi? He? Beni az mı tanıyorsun sen? Ben bunu dersem ben gidiyorum. Çünkü orada çok moralim bozuldu ve düştüm ben. Yani demografik yapıya göre kimseyi karşıma almak istemiyorum şu an. Şu an ben benim klasik eski videolardan hatırlarsınız vampir köylü performansımı sergiliyorum şu anda. %99'u Türkiye'den izlenen, %1 Azerbaycan'dan izlenen 2 YouTube kanalı. Sana söylediğim her bir şeyden dolayı sokakta bunun karşılığını görmek istemiyorum. Dolayısıyla... Korkuyorsunuz bu çocuk da ünlü olacak diye değil mi? Korkuyorsunuz. Ben bir kere misafir geldiğim bir evde ev sahibine böyle bir şey asladım. Evet, sen öyleydin ya. Öyleyim zaten. Öyleydi. Tam rejiden o ana şahit olmuş arkadaşlarımız var. Elini kalbini koysun onlar söylesin abi. Efe'den 1 puan aldın kardeşim. Ama itiraz etmiyorum. İtiraz etmiyor musun? Etmiyorum dedin oğlum. Hayır, edeceğim de ettirmiyorsunuz. Et abi. Abi öyle bir şey demediğimi sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Lan az önce de aynısını söyledin ya. Burada ışık lazım oldu dedi. Sende var mı dedim Efe'ye. Bende var dedi. Ama dedi orası sıkıntılı biraz dedi. Biz dedik ki hani biz sökersek, biz onu oradan alırsak geri takmasını biliriz. Oraya beraber gittik. Ne olursa Efe öne geçti. Efe sökmeye başladı. Derken elinden düşürdü, kamerayı da düşürdü. İçimiz gitti. Biz onu tekrar telafi ederiz. Hiç sorun yok. Ama de değil falan yakışmadı. Hayır. Öyle bir şey söylemedim. Öyle Işık şey. Yüzünden Alperen'in kalbini kırmayın diyen adam bir dur. Dur abi. O yorumu yazma. Sen evin içine çekime geliyorsun. Işık niye yanında yok? Onu da anlatayım. Onu başka videoda anlatayım. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu ha. Devamı part 2'de. Çok iyi. Mesut'a puanım 10. Ya nasıl ya? Bunu asla kabul etmiyorum Efe. Niye? Sen onluk ne yaptın? Dinleyelim. Onluk bir misafir. Söyler misin? Misafirin en hası bence, onluk misafir dediğimiz şey, düşündüğünde yaptığı zaten aklına hiçbir şey gelmeyenidir bence. Ne pozitif ne negatif. Nötrdür misafir dediğin şey, nötr bir varlıktır. Çocuk onda on ama arabası yok. Gelir, oturur, yemeğini yer, yorumunu yapar, bir tabak daha ister, yer, yemez, kalkar, gider. Senin taklidini yapıyorum şu anda farkında. Wow! Onun için ilkokul fişi gibi konuşuyorsun. Ha, vay. Abi sen yersin, yemezsin veya bugün yersin ama yarın yiyesin gelmeye de bilir. Bakın tekrar devam ediyorum şu an hala. Ben Feyyaz Yiğit sanmıştım. Bu da senin taklidinmiş. Hayret içinde izliyorum. Sadece ve sadece Müslüm 10, benim 9 aldığım, Alperen ise 1 aldığı bir evrende. Alperen'e verilen 1 bile şu an benim puanımda eksik. Kaldı ki orada bir... Anadolu'nun bir DJ'i var. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi, bir dakika. Buyur toprağım. Yemin olsun şu mikrofonlar açıktı. Onun hepsini koyalım bakalım bir. Bakalım öyle bir şey demiş miyim? Onları koyma işte abi.
adamın evine girip önden mikrofon açmış herifi dinlemek abi, için ya. Kanıtım var. Bir şey abi, diyeceğim. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Kanıtım varsa kendi kanalına yükle oğlum. Tamam yükleyeceğim. Sen orada şunu yapmaya çalıştın o zaman. Oo, bu çok daha başka bir şey. Hayır aşık kaldı ama. Bu çok daha başka bir şey. Bu KVKK'ya girer. Ben de sana şunu soruyorum. Sor. Benden niye bir puan kırdın? Onun bir puan ne fazlası var? Benden neden 9 kırdın? Ya 9'u git adaletli ara ya. Ben bir puanı soruyorum oğlum. Tamam söyleyeyim. Vallahi çok... Bir soru sordum ve cevap alamadım. Neydi? Ben de 1 puan kırdım bunun karşısında. Hatırlıyorum sorunu. Bir soru, bir cevap, 1 puan. Bu kadar. Yayından sonra neden delirdiğimi düşündün diye 3 kere arka arkaya sordun ve benden bir cevap alamadın. Puanımı değiştirebiliyor muyum? Sen delirme. Ben delirdim. Toprağım, verele. Biz seninle tarlada çalışacağız yarın. Cevabım sen delirmedin. Ben delirdim. 10 yapşunu hadi ya. 9.5. Ya. Hasat biçeceğiz, tamam mı? Eşek. Dur kuyulu arkadaşımla muhabbet ediyoruz. Oyumu değiştirebiliyor muyum? 9.5 yaptık. 9.5 ne efe? Muallak bir cevap verdi. 1 değil, yarım puan. Pazarlık sünnettir. Bak 7 idi, 9 oldu, 9.5 oldu. Ona da tamamlayacağım. Tamam bunu değiştirebiliyorsak ben de değiştireyim. 1 veriyor. Kime? Efe'ye. Tamam adam ikna etti. Yüzüm düşmedi ya. Chat'te ne oluyor onu anlamaya çalıştım. Öyle bir şey yok. Yok değil mi? Öyle bir şey yok. Şimdi bak o başka bir debate'e girer. Bir dakika, o bana 2 verdi, ben ona 1 verdim olmaz. Bir dakika. 1 verdi bana az önce. Yani yapabilecek olsaydı 1 veriyordu. Bakalım kitapçığa göre. Kitapçığa göre puanı değiştirip 1 verebiliyor mu? 1 verirse Efe düşer oyundan. Hayır, 1 verirse ben de 31 puanla 3 kişi 31 puan olmuş oluyor. Ev sahibi oynamaya başladığı için değiştiremez. Ama ev sahibini ikna edebilir şu an. Kendi puanını yükselttirebilir. Epo kitapçıkta yazıyor değil mi bunlar? Sen 1 aldın kardeş. Ben değiştirmek de istemiyorum. Puanımla da razıyım. 37 puansın. Hak yemeyin ya. Ellerine, kollarına sağlık abi. Teşekkür. 31 puansın. Arkadaşlar ne sarhoş şu videoda ya. Video zaten 17'de çekilmiş. Saat 5'te çekmişiz videoyu. Heh ne efendim Tembik? Kanka kaçırmışım videoyu. İzlersin oğlum. Ya izlersin. Efe sanki Alperen'le pek yıldızımız barışmamış gibi. Ya delirmeyin arkadaşlar ya. Alperen'le öyle videonun içinde birbirimize tutuluyoruz. Alperen'i vallahi çok seviyorum. Billahi çok seviyorum. 10 numara bir adam. 31 puansın. Lan Cem, ben daha puan almadım. Dur. Cem Hoca 31 puan. Sen 31 puansın. Efe 37 puan. Sıra patronda. Sonra Mesut'ta. Finalde bende. Doğru. Tamam. Oy krizi diye bir şey yok. Herkes kardeştir. Kimse kimseye düşman değildir. Bu masadan da edeple geldik. Edeple kalkacağız. Efe kızmazsan bir kadeh viski içtin mi içmedin mi öğrenebilir miyiz? Arkadaşlar bu benim ilk yemeğim. Kahvaltı yaptım ben bu video çekiminde. Su hariç hiçbir şey yok. Bir final konuşmasıyla o zaman. Benim anlatacak bir şeyim kalmadı. O 9.5 puanı nasıl ona tamamlanacağını hepinize göstereceğim. Ben içeride öyle bir şey demedim. Bir final konuşmasıyla ona tamamlarım ben. Ben çok mi? Güzel bir çıkış videodan. Onu almak için mi? Evet. Efe kelimeye doymamış belli ki. Mesela o geçenlerde bir ateşli bir şey anlatmıştın ya. Sazla girmişti Alperen arkadan. O çok iyiydi mesela. O tarz bir şey varsa. Ateşli ateşli. Orhan Pamuk'un kadından bahsediyoruz usta. Yaşa. Bambu ağacının hikayesini bilir misin? Biliyorum. Onu barbeküye saklayalım. Biliyorsan anlatmayayım. Biliyorum şey falan bak, değil. Bak orada kahkahayı aldın. Ver yarımı o kahkahadan ya. Millet aç ona ya. Yarımlık bir kahkaha. Ver o yarım puanı. Biliyor musun Harbi Bambu hikayesini? Ya 40 yıl yerin altında sonra bir anda fırlıyor falan öyle bir şey diyeceksin işte. Öyle değil mi? Eğer tabiat anaya bakış açın olursa beni yarışmadan eleyin. Lan beni eleyin kurtulalım. Rukayım ya. Hayır benim söylediğimi daha edebileştireceksin yani. Hayır. Ben dinlemek istiyorum. Bilsem dahi yanlış biliyorsam da düzeltmiş olurum. Çok doğru olur. Biliyorsun bu arada. Şimdi Bambu mesela sen 40 derken ben de hayır 35'li demeyeceğim sana. Sevgili arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz bu videoya gelecek olan like'lar, gelecek olan yorumlar, gelecek olan tüm izlenmeler sevgili Mesut Şantoma'yı yeni stand-up gösterisi için bir umut olacak. Dolayısıyla... Siz de mizahlarınızı el ele verin. Sevgili Mesut Şantomay da artık 31 Aralık 2024 gecesi yani yılbaşına denk gelen o güzel günde stand-up'ını YouTube'da originals olarak sizlerle yayınlasın. Efe Uygaç'a bize evinin kapılarını açtığı için teşekkür eder. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Full on face. Hiç anek... After kaldı zaten. Oğlum al çok dedi kırıldım. Ya. Yalan söyledin. 40 yıl önce. Şey bu arada 40 değildi Bambu ha 10 yıl. Bakayım. Seni bozmamak için orada yarım puan için. Öyle bir şey demedi de rahatlasınlar abi beni. Yok canım o inandı mı sence ona? Tamam. Neye ya? Vallahi billahi inandım. Öyle bir şey der miyim? İnandın mı? Yedebilir ne olacak? Oh be burayı da koydu kurtuldum. Hayır lan bunu koymayın. Ya burayı kesti Mesut kesti burayı.
Efendim o herkes Mesut'a kurgu yükü veriyor. Biz bana bırakın.